Bütün meseleden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Her hafta salı olduğu gibi bu salıda detaylı bir şekilde gündeme alacağımız konuları masaya yatıracağız. Salih Tuna bizlerle birlikte, Yeni Şafak gazetesi yazarı, Akşam gazetesi yazarı Gülay Göktürk. Yine Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu hafta bizlerle birlikte olamayacak ama onun yerine Müfit Yüksel yine burada birazdan bizlerle olacak, isimlerden biri olacak. Hiç şüphesiz ki IŞİD saldırılarını, Irak ve Suriye'deki bu terörü, bu teröre karşı ülkelerin attığı adımları ve bu adımlara karşılık da Türkiye içindeki o provokasyonları detaylı bir şekilde masaya yatırmış olacağız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bugün neler yaşandı, önce ona bir bakalım. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinden hiç şüphesiz ki Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırıları devam etti. Özellikle Kobani çevresinde akşam saatlerinde Amerikan uçakları yine IŞİD mevzilerini vurduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaret, oradaki Suriyeli mültecilerle bir araya gelmesi, verdiği mesajlar dikkati çekiyordu. Hava saldırılarıyla IŞİD yok edilemez mesajı dikkat çekiyordu. Türkiye genelinde IŞİD'in katliamlarına yönelik sesini yükseltmeye çalışan ve olayları provokasyona çevirmeye çalışan eylemler ve eylemci gruplar var. Bunların detaylarına bakacağız. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin açıklaması var. IŞİD'e yönelik bir peşmergenin Türkiye'den geçişinin sağlanmasını istiyoruz. Türkiye'den bu yönde bir talebi var ve hiç şüphesiz ki sınırdaki gelişmeler yakından takip ediliyor ve Mürşit Pınar'da özellikle tankların Kobani sınırında konuşlandırıldığını belirtelim ve yarın da önemli bir toplantı var. Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığı'nda bir güvenlik zirvesi toplantısı yapılacak. Gelişmeler bunlar. Detaylarla bütün meseleye başlıyoruz. IŞİD terörünün detaylarını masaya yatıracağız. Salih Tuna, isterseniz sizinle başlayalım. Irak ve Suriye'deki o IŞİD katliamları, buna yönelik Amerika ve Batı'nın attığı adımlar, Türkiye'nin kendi stratejisini bölgede uygulamaya çalışması ve buna bağlı olarak da işte 2-3 gündür özellikle hat safhaya çıkmış o provokasyon içerikli gösteriler ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, nasıl bakmak, nereden görmek lazım bu eylemleri? Vallahi ben Gülay Hanım nasıl bakıyor diye merak ediyordum, bence onu dinlemek sizden istedim. Sizden başlayalım o zaman. Ama tabii bir cümle söyleyeyim yine de. Siz bilirsiniz. En azından şey, açılış cümlesi olsun. Açılış olsun, evet. Zor zamanda konuşmak denilen zamanlardan geçiyoruz. Yani konuşmanın da zor olduğu zamanlar, artık masa başındaki konuşmaların her cümlenin, her kelimenin bir somut bir karşılığının görüldüğü, görülebildiği ve insanların artık silahların ve yalanların konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Onun için bazen cümle kurarken dilimi ısırarak konuşmak zorunda olduğum dönemler oluyor. Yazarken de aynı şeyi hissediyorum. Gülay Hanım'la programa başlamadan önce, gerçi belki bütün köşe yazarlarının sorunu olabilir ama bu daha somut bir şekilde ve yakıcı bir şekilde yaşanmaya başladı. Birkaç gün önce çok güzel bir yazı, benim çok önemsediğim bir yazı kaleme almıştı. İşte şımarıklık demeyeyim de, işte bu çözüm süreci karşılıklı sorumluluk veriyor. Yani bunun partnerlerine. Bu sorumluluğunun bilincinde olmayan Kürt siyasetini eleştirmişti. Şimdi de Kobani konusunda işte Türkiye'nin sorumluluğunu hatırlatan yazı. Demişti ki, kendileri de ifade ederler, ilk yazısına tepki gösterenler başka bir kesimde şimdiki yazıya tepki gösteriyor. Ben de şeyi hatırlatmıştım, 80'li 70 yılların sonunda Erbakan Hoca'nın meclis konuşmaları çok meşhurdu, merhum Necmettin Erbakan'ın. Cerbezeli bir şekilde konuşunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Bülent Ecevit, çatıyordu. O zaman Adalet Partisi Demirel'de başta olmak üzere sıralarından alkışlar yükselince Erbakan Hoca, durun durun size de geleceğim deyip evet. Cumhuriyet Halk Partililerin de en azından empatisini kazanıyordu.
Gülay Hanım'la dedi ki acaba yazılarımız arasında bir saniye bu bitmedi buraya da geleceğiz diyelim mi demek evet. zorunda mıyız diye. Böyle yanlış anlaşılmaya da çok maalesef müsait olan ortamlardan geçiyoruz. Doğru. Yani evet bizim köşe yazarlarının bir kaderi galiba bu. Şimdi devasa konular diyelim ki çözüm süreci gibi ya da şimdi şey meselesi gibi Orta Doğu meselesi, Suriye meselesi gibi kocaman bin bir boyutu olan konuların elbette her seferinde bir boyutunu ele alıyorsunuz. O gün için sizce önemli olan, öne çıkan ya da sizce vurgulanması gereken evet. bir boyutunu ele alıyorsunuz. Ve ama bazı okurlarda şu tepki geliyor. İyi ama meselenin bu su da var, şu su da var, su var. Tamam onlar da var da ben hepsini bir yazıda söyleyemem. Yani bunlar sırayla, tesikası değil. Evet, hepsini bir meselenin her boyutunu bir yazıda söylemeye çalışmak aslında hiçbir şey söylememek anlamına gelir. Çünkü orada genel geçer doğruları alt alta yazmaktan başka bir şey yapamazsınız. Klişe olur genellikle. Ki onu da yapan arkadaşlarımız var. Evet doğrudur. O yüzden ben evet şey yapmayı tercih ederim. Her seferinde bir başlık çıkarıp o başlık etrafında bir yazı örmeyi. Şimdi bu akşam da bana kalırsa Suriye ve Orta Doğu'dan önce konuşmamız gereken şey yani bu akşamın birinci meselesi bana kalırsa bugün Türkiye'de olup bitenlerdir. Çünkü bu doğru ele alınmazsa büyüme istidadı gösterebilecek bir şeydir. Bu doğru ele alınmazsa çözüm sürecini çok ciddi sıkıntıya sokacak, tehdit eden bir şeydir. Ve bizim bunu doğru ele almamız ve doğru konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Bugün sabah kalktık baktık ki KCK bir açıklama yaptı. Hemen arkasından da aşağı yukarı benzer bir açıklama HDP'den geldi. Evet. Resmi bir açıklama geldi. Ve her ikisi de büyük bir çırtkanlıkla Türkiye'deki bütün Kürtleri ve hatta demokratları ve bütün solcuları ve bütün gayrimemnunları sokaklara çağırıyordu. Ve yaşam hakkı Kobani'yi desteklemeyenler, Kobani IŞİD'le işbirliği yapanlar, IŞİD'i destekleyenler, IŞİD karşısında tarafsız kalanlara yaşam hakkı tanımayın lafları geçen bir açıklamaydı bu. Ve HDP'de benzer sertlikte bir açıklamayı sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Arkasından baktık Aysel Tuğlu'nun bir açıklaması geldi Twitter'dan. Cumhurbaşkanının bir sözü üzerine ki gayet masumane söylenmiş. Şu anda düşecek bir durumu var Kobani'nin. Yani kendi duyduklarından bir durum tespiti yapan bir sözünün arkasından attığı tweette. Kobani düşerse Ankara'da düşer. İfade bu. Ve bütün sokakları, Türkiye'nin bütün sokaklarını Kobani'ye çevirmek üzere çağrılar yapılmaya başlandı. Şimdi bu olayda Türkiye'nin bir takım eksikleri olabilir, hataları olabilir, şu bu. Fakat şu anda şu da bir gerçek ki Türkiye'deki Kürtlerin çok büyük bir çoğunluğunun, Türkiye'deki Kürtlerin hepsinin ve bizim de aslında öyle orada kuşatılmış bir halkın işte canı bahasına kendi bulunduğu noktayı, mevzisini savunmak için savaşan o insanların acısını yüreğinde hissetmemesi mümkün değil. Bugün Kürt kitlelerde, Türkiye'deki Kürt kitlelerde ki çoğu da zaten Suriye'de